cemaatlerin Osmanlı toplumundaki ilgi alanları nelerdi? İçinde çok şeye takılmadan, yani modern Türkiye'nin ilk dönemlerine takılmadan, içinde yaşadığımız topluma geldiğimizde ilgilendikleri alanlar nelerdir? Mesela ben kafamda mesela medya var, mesela eğitim var, devlet kademesinde grup adına, cemaat adına yer bulma teşebbüsleri var. Bunlarla ilgili nasıl bir karşılaştırma Sen yaparız? açıkçası hani Osmanlı benim Oraya uzmanlık zaten alanım değinmeyelim çok isterseniz. değil. Fakat sadece şunu söyleyebilirim. Yani genel olarak bilindiği üzere Osmanlı'da devlet kamusal yaşamın organizasyonunda bugünkü bir devlet kadar aktif, etkin değildi. Yani kamusal yaşamın organizasyonu daha çok sivil alana bırakılmıştı ve orada da cemaatler aktif olarak, tarikatlar özellikle. Cemaatler belki bir form olarak bulunmuyordu Osmanlı döneminde. Yani çok böyle Tarikatlar bulunuyor hatalı bir çünkü. şey söylemek istemem. Ama ona benzer, onun bugünkü bir tipi olan tarikatler o alanı düzenliyorlardı. O alanda etkin oluyorlardı. Mahalle ayrıca mesela örgütlenmesi çok önemli bir yapıydı. Daha doğal, daha organik yapılar toplumsal yaşamın organizasyonunda etkindiler Osmanlı toplumunda. Osmanlı'nın kendi kuruluş felsefesi, siyasal yapısı, bürokratik organizasyonu buna uygundu. Çoklu bir kamusal alan fikrine dayanmış olduğu Peki için. siyasetle ilgisi neydi, ilişkisi neydi bu yapıların? Siyasetle zaman zaman ilişkileri olduğunu biliyoruz. Siyaseti zaman zaman etkileme istediklerini, baskı altına aldıklarını, etkin olduklarını, taht kavgalarına karıştıklarını özellikle Biliyorum. tarikatların biliyoruz. Ancak bunlar Osmanlı'daki genel yönetim sistemini etkileyebilecek, onu şekillendirebilecek bir güce hiçbir zaman Ulaşmadılar. ulaşmıyorlar. Tekil vakalar olarak kalıyorlar ama her zaman bir tehdit alanı olarak da mevcutlar. Yani hep isyanların arkasında bu tür heretik hareketler, kıyametçi, Mehdici hareketler olduğunu Osmanlı tarihinde de biliyoruz. Peki Dinin bu bu... alanı hakikaten kamusal, bütün dinler için söylüyorum, kamusal yaşam açısından çok öngörülebilir bir alan değil. Yani çünkü din insanlara bugün içinde yaşamış olduğumuz hayatın ötesinde başka bir dünya için yaşamayı öğütlüyor. Başka bir dünya için yaşıyorsanız biraz bu dünyadaki kurallar, kaideler, ilişkiler farklı bir anlamda kazanabilir. Nasıl? Yani mesela siz başkalarının hata gördüğü bir şeyi din için yapıyor olabilirsiniz, yapabilirsiniz. Yani bugün mesela işte iktisadi değerlendirme açısından çok rasyonel olan işte insanın elindeki bundan nakit parayı faize Yatırması. koyması dindar bir insan için hiç de rasyonel olmayabilir. Yani rasyonelliğin tanımı orada değişebilir. Dolayısıyla yani din her zaman öngörülemez, farklı müntesibini, mümini farklı alanlara doğru yönelten bir içeriğe sahip. Çünkü bir öte dünya selameti arıyor din mümin için. Bu dünya selametini zaman zaman hor gören, hakir gören bazı ezoterik yönler de bünyesinde barındırıyor. Hocam, Bütün dinler barındırıyor. Sadece Weber'in ayrımında var, bunu görebiliyorsunuz. Bunu söylüyorsunuz, hocam da ifade etti. Öte dünyaya doğru daha müsbet bir yöneliş söz konusu. Tarikatlerde, cemaatlerde bugünkü yapılarına baktığımız vakit öyle bir iddia var. Fakat bugünkü mevcut duruma baktığımız vakit bu cemaatlerin, tarikatların sadece öteki dünya olanla sınırlı kalmadığını, futbol takımı satın almaya kadar varan bir ilgi alanlarının genişlettiklerini görüyoruz. Mesela medyada varlar, eğitimde varlar, ticaret alanında sermaye birikiminde varlar. Bunu nasıl izah etmemiz gerekiyor? şimdi burada özellikle Bu negatif, kötü bir şey mi yoksa iyi bir şey mi? Ne diyeceğiz buna? yani bu elbette çok kötü yönleri olan, çok Nasıl? neticeleri yönüyle, neticeleri itibariyle konuşabiliriz. Yani buna kötü derken hani Yani bir cemaatin bir bankası olabilir mi diye çok sıradan bir soru sorayım yani. ya bunu Bunlara olabilir ya da inanın. olmayabilir, olmamalı şeklinde cevaplamak çok kolay. Ama esasında sosyal hayatın ihtiyaçlar ekseninde şekillendiğini düşünürsek, İnsanların ihtiyaçlarını gidermek üzere ve değerleriyle uyuşturarak ihtiyaçlarını gidermek üzere çeşitli organizasyonlar geliştirmeleri söz konusu. Bu tarih boyunca böyle oluyor. Yani İbn Haldun'un tanımına dönebiliriz burada. Yani insanlar bir araya ihtiyaçlarını gidermek için gelirler. Gelir, evet. Bir de bir değer alanı var. Bu değer alanını uyuşturarak ihtiyaçlarını gidermeye çabalarlar. Eğer mevcut kamusal organizasyon, devlet bu değerleri ötekileştirerek, bu değerleri dışlayarak bir kamusal organizasyon gerçekleştiriyorsa, birileri bunu alternatif olarak, alternatif alanlar, alternatif yapılar kurabilirler. Bu alternatif yapıların paralel yapılara dönüşmesi çok mümkün.
Bu ikisi örnekleri... arasında hı-hı. örnekte bunu görüyoruz. Hı-hı. Çok ikisi arasında çok ciddi bir geçişlilik söz konusu. Yani safi duygularla, niyetlerle oluşturulmuş olan, dini yaşama arzusuyla oluşturulmuş olan alternatif alanlar, farklı alanlar, kamusal yaşamın genel maslahatlarını dışlayan hı-hı. bir yapıya dönüşebiliyor. Bu hı-hı. işte içer sayıcı, dışar sayıcı yapılar anlamında hı-hı. işte dışlayıcı boyut daha öne çıkabiliyor. Hı-hı. Grubun kendi menfaati bir süre sonra o değerlerin önüne geçip değerleri de dönüştüren bir mahiyet arz edebiliyor. Burada sorun grubun banka sahibi olması değil. Hı-hı. Bir süre sonra bankanın grubun bütün ilişkilerini dönüştürmeye başlaması. Ama zaten hocam para böyle bir şey değil mi? Yani buna el atarken grubun lideri, cemaatin lideri artık ne derseniz deyin. Bunun böyle bir sonuç getireceğini kestiremeyecek kadar kör mü? Yani böyle bakarsanız bütün her şey bunu yapabilir. Evlilik de bunu yapabilir. Evlendiğinizde insanın yaşamı dönüşür. Yani bu hatta o kadar sorunsallaştırılmış ki dünya tarihinde biliyorsunuz. Yani münzevi, inzivaya dayalı tarikatler çok baskın örnekler oluştururlar değil mi? Yani tam da bu kaçıştan ötürüdür. Yani dünya ile temas ettiğiniz anda dünya sizi dönüştürür. Bundan kaçışla birlikte keşişlik ortaya çıkar. Evet. Halbuki biz biliyoruz ki yani sosyal hayat bu dönüşümlerle anlamlı. Yani dönüşürsünüz, bozulursunuz, dönersiniz, değere göre kendinizi yeniden oluşturursunuz. Sonra tekrar bozulursunuz. Oluşlar ve bozuluşlar bu sosyal hayatın temel... Kerne fesattan dinlemi. Söz ediyorsunuz. Yani bir şey yok, bir saf bir dini hayat yok dünyada. Bu sekülerleşme süreci aslında. Bozulma bunu sekülerleşme olarak görmüyorum. Ben çünkü yani... Dünyevileşme. Dünyevileşme yani. Ben diyorum daha. Dini salt, hani salt bir din anlamında hiçbir zaman anlamıyorum. Yani din dediğimiz hadise hep toplumsal yaşamla birlikte inşa edilen... İslam özelinde özellikle söyleyecek olursak, toplumsal yaşamın kendi dinamizmini de dikkate alarak kendisini kuran bir yapı. Yani bir taraftan vahyin berraklığı var ama bir taraftan da toplumsal yaşamda icmanın oluşturmuş olduğu bir dinsel yenilenme alanı da söz konusu. Dolayısıyla bu İslam örneğinde söz konusu olduğunda bir sekülerleşmeye tekabül etmiyor. Ama Hristiyanlık gibi kristalize bir din anlayışını, saf bir din anlayışını, na dayalı olan dini formlarda toplumu kattığınızda, dünyayı kattığınızda, gündelik hayatın ilişkilerini kattığınızda bu kesinlikle bir sekülerleşmeye dönüşüyor. Yani burada çoğunlukla ilahiyatçıların din dediklerinde anladıkları şey doktrin. Ben dinden sadece doktrini anlamıyorum. Aynı zamanda onun icma ile, ümmetle ve toplumla birlikte oluşturmuş olan alanını da dinin bir parçası olarak görüyorum. Biz de öyle, yani ben görüyorum. De öyle görüyorum. Dolayısıyla yani buradaki değişimler, dini yeni yorumlara yol açması bir bozulma, bir diyelim sekülerleşme olarak her zaman ortaya çıkmak durumunda değil ama bana. Ama bunu göre. Şunun için söylüyorum yani bugün muhtemelen bizim zihnimizi sürekli olarak meşgul eden, ağırlıklı olarak meşgul eden bu Fethullah, işte FETÖ dediğimiz yapı olduğu için bütün örnekleri onun üzerinden okumaya çalışmak gibi bir problemimiz de var muhtemelen. Hocam siz yani bir cemaatin, bir yapının şeye atma el atması diyelim ki eğitimle bu kadar uğraşması, ticarette bu kadar uğraşması. Bunu şunun için söylüyorum yani. Neyle uğraşacak? Şunu söyleyecek yani diyelim ki Osmanlı'da ne yapıyordu tekkiler ve zaviyeler? Diyor sağlık ki, hizmeti veriyorlardı. Sağlık hizmeti veriyor ama orada nedir? Sağlık hizmeti vakıf, vermek için işi organize vakıf, ediyordu, hocam, para kazanıyordu. Şöyle, vakıf senedindeki hizmet alanları dışına taşmamaya çalışıyordu. Şey budur yani Osmanlı'daki tekkiler, mezarların kimin ne yapacağı aşağı yukarı büyük ölçüde bellidir. Şimdi buraya geldiğimiz vakit bunları denetleyen bir mekanizma yok. Yani bu cemaatlerin önemli bir kısmının ne yaptığını devlet ya bilmiyor ya biliyor da bir şey yapmıyor. Yani şimdi siz bana diyebilir misiniz ki Fethullah Gülen hareketinin neler yaptığını, diyelim ki bir okul açıyor. Tamam bu son derece seküler bir eğitim sisteminden sistemi veriyor olabilir. Fakat 5. katında neler olup bittiğini bilmesi gerekmiyor mu? Yani sorun orada ama yani bir cemaatin eğitimle uğraşması şüphesiz eğitim bu anlamda sorun değil. Değil yani, bence de değil. Bu son zamanlarda biliyorsun İslami kalvinizm ile evet. ifade edilen bir tartışma. Çok sağlıksız bir tartışma. Evet yani kuşkusuz ama şeyi bu Calvinist dünya görüşü biliyorsunuz işte dünyayı yeniden ima etme felsefesinde çok çalışmayı ibadet olarak kabul eden bir anlayış. Şimdi burada şöyle bir şey var. Şimdi geleneksel tasavvufi yapılara baktığımız zaman burada uzlet, inziva,
İşte zaviyelerin çoğunda bu var biliyorsunuz. Haksızlık karşısında ses yükseltme. Şimdi onlar da var kuşkusuz ama genel olarak dünyayla daha az temas etme. Şimdi bunların kaynaklarına hocam, baktığınız tasavvuf, zaman... Tasavvuf, ben bu konuyu iki tane profesör arkadaşlar müzakere ettim. Sufi, ya tasavvufla uğraşan. Bunlar bu kanaatli değiller hocam. Diyorlar ki tasavvufun ortaya çıkışında haksızlığa karşı bir başkaldırı vardır. O şeyde öyle. Mesela Suhreler diye falan baktığınız zaman o döneme, bu ahilik teşkilatına falan baktığınız zaman ahilik biliyorsun Moğollarla savaşmıştır. O dönemler öyle. Yani ahilik aslında onun tipik bir modelidir. Yani bu anlamda belki bizim tarihimizdeki en önemli unsurlardan biridir. Yani hem dünyevi hem de uhrevi katiyetle bu uzleti inziva kültürünü kabul etmeyen ve dünyayı dönüştürmeye çalışan ticaret üzerinden ve ahlaki bir ticaret değeri üzerinden. Çok önemli, çok orijinal bir modeldir. Ama şeye doğru evrildikçe, 16-17. Yüzyıllara falan doğru geldikçe, mesela işte Seyit Gazi'ye gidin, Seyit Gazi Külliyesi'ne baktığınız zaman orada çilehaneler var. İşte aşevleri var ama o aşevlerin kaynağı önemli ölçüde biliyorsun devlet. Tekkeleri, zaviyeleri belli kaynak tahsis ediyor. Ve aynı zamanda bir de bağışlar var. Yani bugünkü gibi böyle ticaretle çok uğraşan yapılar değil. Vakıfların var. Vakıfların bir takım gelir kaynakları var. O daha çok eğitimde vesaire. O ayrı bir alan. Şimdi ben... Ben şeffaflıktan bahsetmiştim. Ona değinelim yani demiştim. Şeffaflık burada, ve denetlenebilirlik. Ticaretle uğraşması, dünyayı yeniden imar etmesi, zenginleşmeye çalışması, bireyi mobilize etmesi. Yani sıfır noktasından alıyor bireyi ta şeye kadar toplumun en üst katmanına kadar çıkarabiliyor. Örnekleri var. Eğitimle uğraşması vesaire. Yani dolayısıyla bunlar aslında topluma değer katan şeylerdir. Ya Amerika yapan şey de budur. Cemaat, ya tabii. O bakımdan çok oldukça toplumsal katma değeri olan yapılardır. Türkiye'de de bence böyle görmek lazım. Ben cemaatlerin, tarikatların ticaretle uğraşmasını çok negatif algılamıyorum açıkçası. Ama burada sorun şu. Bir, bunların şeffaf bir şekilde işlemesi. İki, piyasa değerini, piyasa dediğimiz şeyi yok edecek kadar... Piyasaya cemaat üzerinden, biz duygusu üzerinden hakimiyet kurmaması.